Uzun zamandır beklediğimiz GPT-4 Turbo'nun tam sürümü nihayet yayınlandı. Öncesinde ise GPT-4 Turbo'nun ön izleme sürümünü kullanıyorduk, yani bir nevi demo sürümü diyebiliriz. GPT-4'ün güncel olduğunu anlamak için ise hangi tarihe kadar eğitildin sorusunu sorun, Aralık 2023 cevabını almanız gerekiyor. Bundan önceki ön izleme sürümü Nisan 2023 tarihine kadar olan bilgiler ile eğitilmişti. GPT-4 Turbo modeli bir önceki modellere göre ciddi bir ilerleme kaydetti. Test sonuçlarında bir süredir Claude 3 Opus modeline liderliği kaptırmıştı, ancak bu güncelleme sonrası kral tahtına geri döndü diyebiliriz. GPT-4 tekrar dünyanın en güçlü yapay zeka modeli konumuna geldi. Bu videoda ise GPT-4 Turbo'yu test edeceğiz. Bu arada GPT-4 Turbo'nun token miktarı 128.000 tokeni destekliyor. Token ise kabaca bir yapay zekanın tek seferde anlayabileceği karakter sayısı diyebiliriz. Gemini 1.5'un 1 milyon token desteği sonrası muhtemelen GPT-5'in ciddi bir token desteği sunacağını düşünüyorum. Bu arada GPT-4 modeli ücretli ve aylık 20 dolar, ancak mobil platformlardan üyeliği gerçekleştirirseniz Türk lirası üzerinden 500-600 TL gibi bir ücreti var. Bilgisayar versiyonuna göre daha avantajlı. En uygun platform ise iOS platformu, Android biraz daha pahalı. Şimdi GPT-4 Turbo'nun detaylı incelemesine geçelim. İlk olarak güncel bilgi yeteneğini test edelim. Soru şu şekilde. NASA, ay üzerinde rahatça gezinebilen bir robot eğitiyor diye duydum. Robotun ismi ise Spirit. Bu haberin aslı var mı dedim. Burada bize haberi doğrulayamadı ve Spirit isimli bir robotun olmadığını söyledi. Ancak haber doğru. NASA bu robotu eğitiyor ve projenin ismi ise Lassie. Ben de emin misin projenin adı Lassie dedim. Bu sefer haberi doğruladı. İlkinde doğru değil dedi, şimdi doğru diyor. Eski versiyonlarda güncel ve anlık bilgilere erişimin problemli olduğunu biliyordum. Yeni versiyonda da çok düzelmemiş gibi gözüküyor. Bu arada haberleri ise Perplexity AI isimli arama motorundan alıyorum. Perplexity, yapay zeka destekli bir internet arama motoru. Ve en güncel bilgileri hızlıca bize sunuyor. Bununla alakalı ayrı bir videom var. Merak edenler bu videoya göz atabilirler. Şimdi başka bir haber soralım. Dedim ki Adobe, Firefly yapay zekasını eğitmek için Midjourney kullanıyormuş. Bu doğru mu diye sordum. Bu sefer de cevabı İngilizce olarak verdi. Türkçe'ye çevir dedim. Tam olarak net cevap vermese de aldığı kaynaklardan birinde durumun böyle olduğunu belirtmiş. Ben ise yani doğru o zaman, zamanında etik değil diye Midjourney'i eleştiriyorlardı. Şimdi onun ürettiği görselleri kullanıyorlar. İkiyüzlü bir davranış bu diye cevap verdim. GPT-4 ise dediğim hususa katılarak nedenlerini ve bu haberi almış olduğu BNN kaynağını da ekte belirtti. Bu durum NASA haberine göre daha eski bir haber. Bu yüzden ulaştığı kaynaklara daha rahat ulaştı. İlk seferde cevabı bize sundu. Özetle Aralık 2023 tarihinden sonra gelişen olaylar hakkında araştırma yaparken ekstra temkinli olmakta fayda var. Ek kaynaklardan teyit edilmesi en doğru seçenek olacaktır. Günümüz yapay zeka modellerinde sadece anlık olaylar değil, araştırma yaptığınız bütün konularda bilgileri teyit etmeniz önemli. Çünkü şu aşamada bütün modeller halüsinasyon görebiliyor, yani olmayan bilgileri uydurabiliyor. Devam edelim. Bu sefer mantık yürütme yeteneğini ölçelim. Sorumuz ise şu şekilde. İçinde sihirli bir asansör olan yüksek bir bina var. Çift katta durduğunda bu asansör onun yerine birinci kata bağlanıyor. Birinci kattan başlayarak sihirli asansörü 3 kat yukarı çıkarıyorum. Asansörden çıktıktan sonra tekrar 3 kat yukarı çıkmak için merdivenleri kullanıyorum. Sonunda hangi katta olurum diye soruyu sordum. Cevap 4. kat olacak. Bakalım GPT-4 Turbo nasıl çözdü? Bu sorunu çözmek için sihirli asansörün nasıl çalıştığını dikkate alarak adım adım ilerlememiz gerekiyor. İlk olarak 1. kattan başlıyorsunuz ve sihirli asansörle 3 kat yukarı çıkıyorsunuz. 1. kattan 3 kat yukarı çıktığınızda 4. kata ulaşırsınız. Ancak asansörün özelliği gereği çift katlarda, yani 2, 4, 6 gibi katlarda 1. kata geri dönüyor. Bu nedenle asansörle 4. kata varınca aslında tekrar 1. kata dönmüş oluyorsunuz. Sonra merdivenlerle tekrar 3 kat yukarı çıkıyorsunuz. 1. kattan merdivenle 3 kat yukarı çıktığınızda bu sefer gerçekten 4. katta olursunuz. Dolayısıyla bu işlemlerin sonunda 4. katta olursunuz. GPT-4 Turbo detaylı bir şekilde ve adım adım çözümü gerçekleştirdi. Son güncelleme sonrası cevaplar daha net ve oturaklı geliyor. Twitter üzerinde farklı mantık sorularında başarılı sonuçlar ortaya konulmuş. Oradan da takip edebilirsiniz. Fakat farklı kullanım senaryolarında zamanla gelişimini göreceğiz. Devam edelim. Bu sefer uzun metinleri anlama kapasitesini ölçelim. Microsoft'un 2023 yılı faaliyetlerini anlattığı ve yaklaşık 114 sayfalık raporunu Word belgesi olarak yükledim. Bu rapor nedir, ne anlatıyor diye sordum. Rapor İngilizce olduğu için tabii ki İngilizce cevap verdi ve rapor içerisinde olanları güzelce özetledi. Bu bilgileri Türkçe'ye çevir dedim ve Türkçe olarak özeti bize sundu. Özet konusunda başarılı, ancak detay bilgilere ne derece hakim, şimdi onu ölçelim. 60. sayfada 2023 total rakamları nedir ve o sayfada ne anlatılıyor diye sordum. Ancak yanlış bilgiler verdi. Halen uzun belgelerin detaylarına girdiğimizde hata yapıyor.
Bence Gemini 1.5 Pro uzun belgeleri inceleme konusunda GPT-4'ten daha iyi. O da mükemmel değil ancak 1 milyon token ciddi bir avantaj. Bu arada Gemini 1.5'u incelediğim ve GPT-4 ile kıyasladığım ayrı bir videom var. Merak edenler oraya bakabilirler. Yeni güncelleme sonrası görselleri daha net ve doğru bir şekilde inceleyebiliyor. Şimdi farklı görseller yükleyip sohbet edelim. İlk olarak bir samuray görseli yükledim ve bu görselde ne anlatılıyor diye sordum. Başarılı bir şekilde görseli açıkladı. Eski versiyonlar da iyiydi ancak şimdi daha da başarılı ve doğru sonuçlar ortaya çıkarıyor. Şimdi ise kendi el yazım ile yazdığım bir notu ekran görüntüsü olarak ekleyeceğim. Bilerek kelimeleri düzensiz yazdım. Bakalım ne tepki verecek. Bunu da başarılı bir şekilde algıladı. Tek hatası kağıdı turuncu renkte algılaması. Turuncu renk değil pembe renk olacak. Ancak bu çok normal çünkü fotoğrafı çektiğim ortamdaki ışık ve cihaz kalitesi, bununla birlikte aktarım sırasında meydana gelen veri kayıpları buna sebep olmuş olabilir. Özetle Vision özelliği başarılı, son güncelleme sonrası daha iyi duruma gelmiş gözüküyor. Görsel oluşturma kapasitesine bakalım. Görsel oluşturma ile ilgili eski versiyona nazaran ciddi bir gelişme yok. Ancak yeni bir özellik geldi ve onu size göstermek istiyorum. Bu özellik Turbo güncellemesi öncesi gelmişti. Artık görsel ürettikten sonra yeni bir fırça aracımız var. Bu araç ile istediğimiz yeri seçip sadece o bölgede değişiklik yapabiliyoruz. Son olarak çeviri özelliğine göz atalım. Normalde çok başarılı çeviriler yapabiliyordu. Son güncelleme sonrasında daha da başarılı diyebilirim. Şimdi üniversite ve uluslararası öğrencilerin ders seçimlerinde karar verme süreçlerinde sosyal medyanın etkisiyle ilgili bir makalenin belli bir bölümünü aldım ve Türkçe'ye çevirmesini istedim. Başarılı bir şekilde çeviriyi yaptı. GPT-4 Turbo'yu detaylıca inceledik. Tabii ki başka istemlerle farklı açılardan değerlendirme yapılabilir. Ancak bu sefer videonun süresi çok uzardı ve bu durum izlenebilirliği azaltıyor. GPT-4 Turbo'yu bir süredir kullanıyorum ve genel anlamda beğendim diyebilirim. Son aylarda GPT-4 özelinde ciddi anlamda gerileme mevcuttu. Ancak son dönemde toparlanmaya başladı ve bu güncelleme ile de eskiye nazaran normale döndü diyebiliriz. Özellikle görsel algılama yani Vision özelliği ve bununla birlikte mantık yürütme konusunda ciddi iyileşmeler gözlemledim. Halen uzun metinlerde başarılı değil ve akademik seviyede matematik problemlerinde yetersiz kalıyor. GPT-4 Turbo test sonuçları ve diğer kullanım tecrübelerimize göre en iyi yapay zeka konumunda yer alıyor. Tabii ki beklentilerimizi üst düzeyde tutmamak gerekiyor. GPT-4 dahil olmak üzere günümüz modelleri günlük işlerde ve başlangıç düzeyi profesyonel işlerde güzel sonuçlar elde edebiliyor. Bazı durumlarda orta seviye zorlukta da güzel işler çıkardığı oluyor. Ancak ileri düzey işlerde bence halen bütün modeller yetersiz ve zamana ihtiyaç var. Sam Altman ise Lex Fridman'ın konuğu olarak katıldığı bir podcast konuşmasında GPT-4 modeli için birazcık berbat ifadesini kullandı. Muhtemelen kendi şu anda ileri düzey modellerle çalışıyor ve GPT-4 ona kötü geliyor olabilir. Bu arada mutlaka bu söyleşiyi izleyin. Bağlantısını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sam Altman yapay zekanın geleceği konusunda ciddi açıklamalar yaptı. Haziran ayında ise GPT-5 bekleniyor. GPT-5'in çıkışı ise ciddi anlamda ses getirecek gibi duruyor. Bununla birlikte GPT-4 ile arasında devasa bir fark olması bekleniyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada beni diğer sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz. Özellikle X platformunda sürekli güncel paylaşımlar yapıyorum ve anlık yapay zeka paylaşımlarında bulunuyorum. Bu sayede yapay zeka gündeminden de haberiniz olmuş olur. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.